Takvimler Hicret'in 9. yılını gösteriyordu. Peygamber Efendimiz Bizans üzerine yaptığı Tebük seferinden dönmekteydi. Medineli Müslümanlar her savaş sonrasında olduğu gibi İslam ordusunu karşılamak için şehrin karşılama noktasına çıkmışlardı. Herkeste bir sevinç ve bayram havası vardı. Peygamberimizi ve İslam ordusunu karşılayanlar arasında büyük sahabi Muaz bin Cebel de bulunuyordu. Muaz, mazereti sebebiyle Tebük seferine katılamamıştı. Hazreti Peygamberimiz kendisini karşılamaya gelen Müslümanlarla musafaha yaptı, el sıkıştı. Onların zafer tebriklerini kabul etti. Karşılayanlar arasında Muaz bin Cebel de vardı. Muaz önce elini vermek istemedi. Ama Resul-i Zişan Efendimizin ısrarı üzerine elini verdi. Merhabalaştılar. Resulullah aleyhissalatu vesselam Muaz'ın elini sıktı. Fakat Muaz'ın elleri herkesten farklıydı. Sert ve nasırlıydı. Peygamberimiz, "Ey Muaz, bu ellerin sertliği nedendir? Bu pütürlük ve nasırlar nasıl oldu?" diye sual etti. Muaz bin Cebel, "Ey Allah'ın elçisi, ben çoluk çocuğumun rızkını kazanmak ve nafakasını temin etmek için uğraşıyorum. Ellerimden testere, keser, kazma, kürek hiç düşmüyor efendim. Bu yüzden ellerimin yumuşaklığı gitti, sertleşip nasırlaştı ya Resulallah." Bu söz üzerine Peygamberimiz Efendimiz, tüm zamanların en büyük lideri Hazreti Peygamber, Muaz Hazretlerinin avuç içlerini, o nasırlı elleri öptü ve şu cümlesini söyledi: "Bu ellere ateş değmez, bu elleri cehennem yakmaz ya Muaz. Bil vesile, çoluk çocuğunun rızkını temin için, helalinden kazanmaya çalışan, işinden, malzemeden almayan, evlatlarının nafakası için can hıraş bir şekilde, yer yer göçük altında çalışan, yer altında çalışan, efendim birçok kazalara maruz kalan, rızık temin ederken evlatlarını geçindirmek, ailesini geçindirmek için mağdur duruma düşen, hasta olan, sakat kalan, yer yer canını feda eden tüm babalara, tüm annelere, helalin çocuğu emekçilere," Hazreti Peygamber'in güzel cümlesini bir de hatırlatalım. O nasırlı eli öpen Hazreti Peygamber, "Bu elleri ateş yakmaz," buyurmuşlardır. Cenab-ı Hak, helal rızık kazanıp cenneti hak eden, çalışanın hakkını yiyip de cehennemi boylayanlardan eylemesin. Ama helalinden kazanan, cennetine giren kulların zümresine bizleri dahil eylesin. Bu vesileyle tüm rızkın helalinden kazanıp çoluk çocuğuna helal götüren anne ve babalara, emekçilere selam olsun erenler. Bil vesile, burada arkadaşlarımız tabi bize selam söylemişler. Onlardan selamını almış olalım. Evet, Ömer Koyuncu, selamun aleyküm. İşçi bayramınız kutlu olsun hocam demiş. Sizin de olsun efendim. Allah razı olsun helalinden kazanan tüm emekçilerin. Maşallah hocam, Allah razı olsun demiş. Allahu Ekber demiş Talip Özçelik. Yusuf Danyal Kort'un dua etmiş bize. Biz de ona dua edelim. Evet, Hazreti Peygamber'in
O cümlesiyle videoyu bitirmiş olayım. Mazereti sebebiyle savaşa katılamayan Muaz bin Cebel'in, efendim çoluk çocuğunun rızkı için çalışan, kürek tutan, kazma tüten nasırlı ellerini öpmüş ve bu elleri cehennem ateşi yakmaz buyurmuşlardır. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üstüne olsun. Sivas'tan selamlar demiş Nimet Babacan. Sen de bizim gibi emekçisin Nimet Babacan. Senin de emek bayramın kutlu olsun. Tabii bu güzel günü yanlış şeylere tevessül ederek lütfen kirletmeyiniz. Helal rızkın talebinde bulunan tüm emekçilere buradan hürmet ediyorum, saygılar sunuyorum. O nasırlı ellere sahip tüm babaların o ellerinden nasıl aziz peygamberimiz öpmüşse ben de öpüyorum efendim. Saygılarımla efendim.